Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle paylaşacağım Çubuklu silolarına geçmeden önce Üsküdar'da biraz vakit geçirdik ve sonra otobüsle Beykoz yönüne geçmiş olduk. Şimdi Çubuklu durağında indik otobüsle. Üsküdar yönünden gelen 15'e bindik. Direkt duraktan indiğiniz gibi zaten göreceksiniz. Böyle girişini de şu an bayraklarla süslemişler. Tabii yeni açıldığı için. Zaten Çubuklu siloların hemen yan tarafı da iskele, görmüş olduğunuz gibi arabalı iskele. Ücretli otopark var. İspark. Şimdi ilk defa geldiğimiz için şuradan giriliyor diye tahmin ediyorum. Kalabalığı takip ediyoruz. İstanbul Endüstri Mirası'nın önemli yapılarından Çubuklu silolar, Beykoz Paşabahçe ile Kanlıca arasında yer alıyor arkadaşlar. Siloların bulunduğu bölge 19. yüzyıl sonlarında şehrin artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere sanayi yapılarına açılmıştır. 1930'lardan itibaren ise özel petrol firmaları tarafından depolama alanı olarak kullanılmış, bu amaçla bölgeye farklı dönemlerde farklı büyüklüklerdeki silo yapıları yerleştirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi hemen girişte Beltur Kafe bulunuyor arkadaşlar. Videonun sonunda içerisini de sizlerle paylaşmış oldum. İstanbul Sen uygulamasına ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz siloları. Doruk Ali. Genel havacılıktan. Şimdi siloların içine tek tek gireceğiz. Doğa ve bilim olarak adlandırmışlar bu siloyu. Bak şey alınıyor buradan. Ne güzel. Ücretli mi bunlar? İçerideki resimlerin posterleri zaten. Hepsi birbirinden farklı. Üç koridorumuz var zaten. O üç koridorun her birini temsil ederdi. Burası doğa ve iklim tarafıydı. Burada böyle yıldızların doğuşu, kozmik. Kozmik odaya girdik resmen. Şimdi dinozorların tarafına geldik. Böyle bak, sayılarla dinozorların isimleri yazıyor. Ve şey resimde böyle bak, hangi numaraysa onu gösteriyor. Ne kadar çok çeşit var. Gerçekten önemli. Neymiş o? Bunlar tam çocuklara göre. Aynen. Çocuklar bayılıyor çünkü dinozorlara. ...20.000 metrekareyi bulan şehrin yeni yıldızı Çubuklu silolar artık Dijital Sanatlar Müzesi, Doğa ve Bilim Müzesi, kütüphane, atölye, sahne, etkinlik alanı, restoran, kafe, çocuk ve sanat merkezi gibi çok amaçlı birimleriyle İstanbulluları ağırlıyor arkadaşlar. İyi korunaklı yapmışlar çok şükür merdivenleri de. Ay, benim aşağı bakmamam lazım. Dünya genelinde endüstriyel depolama yapıları olarak tanımlanan silolar 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak gıda, tohum, yem, maden, kimyasal madde gibi farklı ürünlerin ambarları olarak işlev görmüş.
Zamanla bu işlevlerini yitiren silolar, kendi dönemlerinin izlerini yansıtan mimarileri ve kent hafızasıyla bütünleşen tanıklıklarıyla bir miras öğesi olarak günümüzde değerlerini korumaya devam etmekte. Şimdi arka tarafı da tabii ki Çubuklu yerleşkesi. Böyle bunların da üstlerine çıkılıyor. Bunların içleri böyle boş, delikli silolar. Akşam böyle rengarenk ışıklarla eminim daha böyle güzel bir ortam oluyordur. Burası restoran kısmı diyor. Ama acaba açık. Bu restoran kısımları henüz açılmamış. Böyle burada da üstlere çıkabiliyorsunuz. Şuradaki bir silo restoran olacak. Biri de kafe belli ki. Şu üstlere çıkalım bakalım. Hepsini de böyle numaralandırmışlar. Boğaz'ın tüm güzelliklerine hakim bir manzara eşliğinde kültüre, sanata ve bilime kapı aralayan Çubuklu silolar, ziyaretçilerini yepyeni bir İstanbul deneyimi yaşamaya davet ediyor. Thank you.
buradaki siloların üstlerine rengarenk yapmışlar. Görsel şölen. Son olarak da Beltürk Kafe'de bir şeyler yiyip içtikten sonra arkadaşlar videomun sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.